Değerli Aksu TV izleyenleri, Tarihin Satır Araları adlı programımıza hoş geldiniz. Bu günden itibaren haftada bir olmak üzere karşınızda olacağız ve tarihimizin ve dünya tarihinin satır aralarında kalmış konuları üzerine sizlerle hasbihal edeceğiz. Ben kısaca kendimi tanıtayım. Mehmet Işık, tarih araştırmaları yapıyorum, tarih öğretmeniyim ve tarih alanında kitaplar yazmaya devam ediyorum. Değerli dostlar, Tarihin Satır Araları programının içeriğiyle ilgili kısmen bahsettikten sonra içerisinde bulunduğumuz hafta münasebetiyle Cumhuriyet'le ilgili sizlerle sohbet edeceğiz. Sohbet tarzında tarihin satır aralarını sizlerle paylaşacağız. Değerli dostlar, tarih sizlerin de bildiği üzere geçmişte yaşanmış insan ilişkileri, olayları yer ve zaman göstererek objektif olarak, özellikle altını çizerek söylüyorum, objektif olarak değerlendiren bir bilim dalıdır. Ama bir sosyal bilim dalıdır. Yani yaşayan ve kendisini yenileyen, devam eden, iki yönlü devam eden bir bilim dalıdır. Hem yeni bilgi ve belgeler bulundukça geçmişe dair bilgilerimiz artar, hem de yaşadığımız sürece insana dayalı bir sistemden, bir bilimden bahsettiğimiz için yaşadığımız sürece, insan hayatı devam ettiği müddetçe tarih oluşmaya devam eder. Dolayısıyla tarihin satır aralarında gündem malum haliniz çok hızlı bir şekilde değişmekte. Tarih de böyledir. Yani tarihi olaylar sık sık değişiklik arz eder ya tarihi olaylar gündeminize girer ve bir anda çıkar. Yani örneğin işte Cumhuriyet Bayramı haftasındayız. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını gündeminizde olur ve geçersiniz. Bir sonraki hafta 10 Kasım'dır. Sonraki hafta Sarıkamış'tır. Böyle devam eder gider. Peki biz ne yapacağız? Biz Tarihin Satır Araları programında bu haftalarla ilgili ya da tarihin önemli olaylarıyla ilgili, önemli kişileriyle ilgili satır arasında kalmış, sizlerin aslında hızlıca akıp giden bu süreçte gözden kaçırdığınız olaylarla ilgili dikkatinizi çekeceğini düşündüğümüz konuları gündemimize getireceğiz. Tabii bir tarihçi hassasiyetiyle bu mevzuya yaklaşacağız. Neden? Çünkü tarihi meseleleri biz günümüzün şartlarına göre değerlendirir isek hatalar yaparız. Bu hatalara düşmemek için tarihçi hassasiyeti özellikle altını çizerek tırnak içerisinde özellikle söylüyorum. Tarihçi hassasiyeti nedir peki? Tarihçi hassasiyeti tarihi olayların yaşandığı günün şartlarına göre değerlendirir. Bugünün şartlarına göre değil. Yani 1915 Çanakkale olaylarını, Çanakkale Savaşı'nı anlatıyor isek ya da 1920-21-22 mütareke dönemini anlatıyor isek bugünün şartlarına göre değerlendiğimizde hatalı değerlendirmeler yapabiliriz. Öyleyse ne yapmalıyız? O günün şartlarına göre değerlendirmeliyiz. Önceliğimiz bu. İki, konuştuğumuz meselelerin gerçeğe dayalı olması önemlidir. Tarih bir masal değildir, bir hikaye değildir. Tarihi olaylar üzerine konuşuyor isek bu konuyla ilgili belgemiz, bu konuyla ilgili bilgimizin sağlam kaynaklara dayanıyor olması gerekir. Öbür taraftan şahsi düşüncelerimize ya da kişisel dünya görüşümüze göre tarih değerlendirmesi de yapmamalıyız. Neden? Çünkü bizim amacımız, tarihçilerin amacı toplum doktorluğu görevi üstlenmektir. Ne demektir toplum doktorluğu? Tarihimizle ilgili bilgileri gerçek meyilde günün, o günün şartlarına göre ve tarihi kahramanları da o günün devrinde yaşamış insanlar olarak kabul etmeli. Öyle anlatmalıyız ki bugün geçmişte yaşanmış olaylardan dolayı toplumun ikiliklere düşmesini engellemeli. Onları yanlış yönlendirmemeli. İnsanları yanlış bilgilerle ya da kulaktan duyma bilgilerle insanları başka yönlere yönlendirmemeliyiz. Bu yüzden tarihçi bir toplum doktorudur ve söyleyeceğimiz sözlerin ölçerek, biçerek söylemeliyiz. Bilgiyi, paylaştığımız bilgiyi belgelendirmeliyiz. O yüzden Tarihin Satır Araları programında sizlerin karşınızda çıktığımızda anlattığımız, anlatacağımız, size vereceğimiz, sizinle paylaşacağımız tarih bilgilerinin tarihi gerçeklik sınırı içerisinde olmasını istiyoruz. Bu yüzden programımızın başından sonuna sizlerle beraber olduğumuz süre içerisinde tarihçi hassasiyetini en başta söylediğim muhafaza edeceğiz ve bu doğrultuda devam edeceğiz. Günümüzün konusuna gelecek olursak, yani bugün sizlerin karşısında olmamızı gerektiren, sizi karşınıza çıkmamızı sağlayan konumuz Cumhuriyet. Cumhuriyetin ilanı, aslında Cumhuriyet'e gelen bir süreç, ilanla önceki süreç, Cumhuriyet dönemi
ve Cumhuriyet'in ilanı süreci ve sonrasındaki Cumhuriyet'in kazanımları nelerdir? Bunları konuşmak üzere karşınızdayız. Dolayısıyla değerli dostlar, Cumhuriyet'i anlayabilmek için Cumhuriyet öncesini iyi idrak etmeliyiz. En temelde Cumhuriyet kelimesi neyi ifade eder? Onu bilmekte fayda var. Cumhuriyet, malum haliniz olduğu üzere Cumhur, halk demektir. Cumhuriyet ise halkın iradesiyle idare edilen devlet demektir. Bu Cumhuriyet yönetimiyle ilgili tarihi süreç çok eski yıllara dayanmakta. Yani bununla ilgili ilk Cumhuriyet teriminin devlet manası, devlet yönetimi manasında kullanıldığını, tarihin tozlu sayfalarını şöyle bir karıştırdığımızda karşımıza Roma dönemine denk gelmekte. Roma'da Estürkler döneminde Estürk krallarının Roma kentinden çıkarıldıktan sonra Roma halkı, halkın görüşlerinin yansıyabileceği bir yönetim tarzı ortaya çıkarmışlardır. Buna da Cumhuriyet adını vermişlerdir. Republic, İngilizce olarak karşımızda çıkan kelimenin kökü bu. Peki Romalılardan sonra bazı tarihçiler olayı Yunan site devletlerine de dayandırmakta. Ama Roma'daki Cumhuriyet kavramıyla Yunan site devletlerindeki Cumhuriyet kavramı birbirlerinden biraz farklıdır. Çünkü Yunanistan'da Yunan site devletlerindeki Cumhuriyet'te kısmen otoriter yapılar da mevcut. Peki bizim kültürümüzde Cumhuriyet var mı? Yani Türk tarihinde Cumhuriyet ifadesiyle özdeşleşen hamleler, hareketler var mı? Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki eski Türklerde elbette monarşi dediğimiz tek bir kişinin hakimiyeti söz konusu. Fakat eski Türklerde, yani İslam öncesi Türk tarihinde devlet yönetiminde kurultay adını verdiğimiz boy beylerinin, alimlerin bulunduğu bir meclis söz konusu. Bu meclis devleti idare eden hükümdara yardımcı olur ve alacağı kararları töreye, yani sözlü olan yasalara göre alır. Demek ki eski Türklerde de yasanın üstünlüğü, kanunun üstünlüğünü kabul eden bir yönetim şekli mevcut. Hatta onun anıtlarında Bilge Kağan'ın şehrin etrafını surlarla çevirmekle ilgili bir iddiası var. Diyor ki Bilge Kağan, vezirlerini ve diğer devlet adamlarını çağırıp biz böyle göçebe bir yaşam tarzı sürmeyelim. Başkent Ötüken ve çevresini surlarla çevirelim. Dolayısıyla bir yerleşik sisteme geçelim. Bu teklifi sunduğunda kurultay ve vezir Tonyukuk bu fikri önce reddediyor ve kurultaya taşıyorlar. Kurultayda yapılan tartışmalarda Bilge Kağan'ın bu fikrini nüfusun az olması ve Çin akınlarının çok şiddetli olması, Çin nüfusunun fazla olması gerekçesiyle kısa sürede devletin yıkılacağı handikapını ortaya koyuyorlar ve diyorlar ki bu teklif uygun değildir. Bakın Bilge Kağan ben hükümdarım, benim dediğim kabul edilecektir demiyor. Kurultayın aldığı bu karara saygı gösteriyor ve burada da anlıyoruz ki eski Türklerde aslında halkın, yani boy beyler de neticede kendine bağlı halkları idare eden, temsil eden kişilerdir. Bir nevi milletvekili gibi düşünebilirsiniz. Onların fikirlerini mecliste tartışıyor ve o fikir uygunsa, töreye de uygunsa kabul görüyor. Peki İslam döneminde nedir? Yani temelde Cumhuriyet insanların fikirlerinin özgürce ifade edebildiği bir sistem değil miydi? Evet. Peygamber Efendimiz de İslam tarihinde, İslamiyet'le birlikte meşverete önem verdiğini, istişarenin çok önemli olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Ve kendisine bir teklif geldiğinde bu teklifi meclisinde, Mescid-i Nebevi'de elbette gündeme alıyor, oradaki sahabelere soruyor ve ona göre değerlendirmeler yapıyor. Örneğin Hendek Savaşı sırasında müşriklerin saldırı durumu söz konusu olduğunda, yani Medine'ye saldıracaklar gündeme geldiğinde Peygamberimiz Mescid-i Nebevi'de bütün sahabeyi topladı. Onlara sordu. Müşrikler saldırıya geçecekler. Ne yapmamızı önerirsiniz? Bakın fikirlere, farklı fikirlere, farklı görüşlere saygı göstermek. Bu sahabeler içerisinden Selman-ı Farisi adı üzerinde Farslı, yani İranlı Selman el kaldırıp söz hakkı istedi ve onu Peygamberimizin sorusuna şu cevabı verdi. Efendim, Bizanslılar bize saldırdığında ya da düşman kuvvetler bize saldırdığında biz şehirlerimizin etraflarını hendek kazarak çevirir ve düşmanın bize saldırmasında bizi direkt düşmanla karşı karşıya kalmaktansa kendimizi muhafaza etmenin yoluna bakarız. Tabii bu durumda düşman uzun yoldan geldiği için yiyeceği, içeceği ya da diğer lojistik desteği tükeneceği için bir süre sonra bu
saldırısını ya da bu muhasara ya da etrafı çevirme olayını bırakıp çeker gider. İsterseniz böyle bir şey teklif, yani bu uygulamayı yapabiliriz dediğinde bu teklifi Peygamber Efendimiz tarafından uygun görüldü. Dikkat edin, Cumhuriyet'in temelinde ne vardı? Farklı görüşlere, farklı fikirlere açık olmak, insanların fikirlerini serbestçe söyleyebilmesi. Dikkat edin, yine keza Peygamberimizin mescidinde bulunan kişiler farklı mezhepte, farklı milletlerden olmasına rağmen fikirlerine sen Farslısın, sen Arapsın ya da sen şusun busun demeden onların fikirleri de karşılık buldu. Dolayısıyla aslında cumhur ifadesi, halkın kendisini ifade edebilme, kendini anlatabilme imkanının sağlandığı bu yönetim bizim eski tarihimizde de var olan, bize uzak olmayan bir süreç. Bir de Peygamber Efendimiz sonrasında Hulefai Raşidin diye bahsedilen 4 halife döneminde de keza halifelerin seçimle belirlenmesi, en azından oradaki sahabeler içerisinde oylama yapılarak halifenin tayin edilmesi, yine halifelerin aldıkları kararlarda sahabelerin fikirlerine başvuruyor olması da bize cumhur ifadesinin, yani cumhuriyet ifadesinin çok uzak olmadığını göstermekte. Peki sonraki süreçler nedir? Elbette sonraki süreçlerde de dönem dönem bu yönetimsel değişim meydana gelmiştir. Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Humayun her ne kadar halk tarafından seçilen kişilerin bulunduğu yer olmasa da netice itibariyle tek bir padişahın fikrini beyan ettiği ya da tek bir padişah fikriyle idare edilen bir sistem olmadığını bize göstermekte. Fakat tam manasıyla cumhuriyet yönetimine doğru geçiş ise tüm dünyada olduğu gibi bizim kültürümüzde de kademe kademe ilerlemiştir. Örneğin İngiltere'de 1215'te Magna Carta ilan edildiğinde, yani yurtsuz John'a karşı halkın bir araya gelip kendi fikirlerini izah etmek istemeleri İngiltere'de demokrasinin başlangıcı ya da cumhuriyetin modern anlamda temeli olarak sayılabilmektedir. Bizde buna benzer durumlar var mıdır? Vardır. Bizde de Sultan II. Mahmud Han'ın ayanlarla imzaladığı senedi ittifak kısmen padişahın yetkilerini kanun karşısında sınırlandırması hasebiyle demokrasiye atılan bir adım olarak değerlendirildi. Bunu takip eden bir başka vaka ise 1839 yılında Mustafa Reşit Paşa'nın Gülhane Parkı'nda bütün yabancı elçilerin bulunduğu, halkın da bulunduğu bir toplantıda Tanzimat Fermanı'nı ilan etmesidir. Tanzimat Fermanı'yla Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit Han kendi yetkilerinin anayasal manada sınırlandırılmasını ya da yasaların üstün olduğunu kabul etmiştir. Tabii bir süre sonra 1856'da imza edilen, ilan edilen ıslahat fermanı kısmen daha bu demokratikleşme sürecini ilerletmiş. Asıl manada demokratikleşmeye yönelik adım 1876'da 1. Meşrutiyet'in ilanıyla gerçekleşmiş. Fakat bu da çok verimli sonuca ulaşmamıştır. Nedenini soracak olursanız ya da nedeni nedir diye düşünüyorsanız bu sürecin şununla ilgili. Bir ülkede bir sistem değişikliğini oturtturmak ya da yeni bir sisteme geçiyor olmak kolay olacak bir vaka değildir. Yani siz daha önce herhangi bir şekilde bir meclis sistemi görmemiş bir yapıya meclis entegre eder ve içerisinden seçimler yapar. Sonra da ülkeyi bu sistemle ilerleyeceğim dediğiniz zaman her zaman anında hızlı bir çözümle karşı karşıya olmazsınız. Teknik aksaklıklar yaşanır ya da yaptığınız inkılabın ya da yaptığınız hamlenin, ıslahatın verimini hemen alamazsınız. Keza 1876'da ilan edilen 1. Meşrutiyet'in ilk meclisinde 69 Müslüman, 48 gayrimüslim milletvekilimiz vardı. Osmanlı Devleti sizlerin de bildiği üzere bir imparatorluk idi. Sadece Türklerden ya da Müslümanlardan teşekkül etmiş bir devlet değildi. İçerisindeki gayrimüslimler de bu yönetimde yer aldılar. 1877 yılındaki meclisin durumu bu iken 1878'deki meclisin durumu 59 Müslüman, 47 gayrimüslim milletvekilinin bulunduğu bir meclis meydandaydı. Bu mecliste ise gayrimüslimler çok ciddi bir oranda güce sahip oldukları için o dönem 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, yani 93 Harbi'nde
Osmanlı Devleti'nin, meclisin karar alıp uygulamasını zorlaştıracak hamlelerde bulunduğu için Sultan II. Abdülhamit tarafından bu 1. Meşrutiyet yönetimine son verildi. 93 Harbi'nde meclisteki gayrimüslimlerin, azınlıkların Osmanlı Devleti'nin yönetimine, Osmanlı Devleti'nin savaş pozisyonuna ters hareket etmesi, satır arası olarak söylüyorum. Şöyle düşünün, meclisinizde bir bakanınız var ve bu bakan sizinle beraber Osmanlı-Rus savaşında, Osmanlı safında olması gerekirken bir bakıyorsunuz ki savaş meydanında karşı tarafın askerleri içerisinde görev almış, sizin devletinizle ilgili bazı özel bilgileri Ruslara vermiş, hatta ihanet içerisinde bulunmuş. Bunu gören 2. Abdülhamit, bunu bilen 2. Abdülhamit elbette devletinin bekası için ne yapması gerekiyor? Böyle bir sistemle devam edilemeyeceğini bildiği için de meşrutiyet yönetimine son veriyor. Bu süreç 1908 yılına kadar devam edildi. Yani ilkinde Genç Osmanlılar Cemiyeti'nin, ikincisi de Jön Türkler'in faaliyetlerinin neticesinde 1908'de tekrar 2. Meşrutiyet ilan edildi. Fakat bunun da süresi uzun olmadı. Netice itibariyle cumhur yönetimi, halkın yönetime katılma süreci Osmanlı Devleti'nde kademe kademe, basamak basamak devam edildi. Peki sonraki süreç ne oldu? Osmanlı Devleti 1913'te Baba Ali baskınıyla İttihat ve Terakki yönetimini tamamen yönetime ele geçirmesiyle artık meclisin, daha doğrusu meşrutiyet yönetiminin bir hükmü kalmadı. İttihat Terakki yönetiminin iktidarında 1. Dünya Savaşı'na girmiş bulunduk. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ittifak devletlerinin safında yer alıp itiraf devletleriyle çok sayıda cephede savaşmak zorunda kaldı. Kafkas, Kanal, Çanakkale, Irak, Suriye, Galicia, Yemen, Hicaz cephelerinde Osmanlı Devleti uzun dönem, 4 yılı aşkın bir süre mücadele etti. Yapılan savaşlarda bu savaşların içerisinde çok büyük kayıplar verdiğimiz cepheler oldu. İşte Sarıkamış Harekatı'nı bilirsiniz. Öbür taraftan Kanal cephesinde yaşanan olumsuzlukları bilirsiniz. Çanakkale'de kazandığımız muhteşem bir zafer var. Ama buna rağmen savaşın diğer cephelerinde yaşanan olumsuzluklar ve Almanya'nın savaştan yenik olarak ayrılması neticesinde Osmanlı Devleti savaşı kaybetti. Savaşı kaybeden devletler içerisinde de Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayarak savaştan fiilen çekilmiş oldu. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İtilaf Devletleri Osmanlı coğrafyasını kendi arasında zaten 1815 Viyana Kongresi'nden bu yana paylaşmaya ahdetmiş. Bu doğrultuda Osmanlı Devleti'nin iç işlerine sürekli bir şekilde müdahale etmeye çalışan Avrupalı devletler Mondros Ateşkes Anlaşması'nın kendilerine sağladığı fırsatları kullanmaktan imtina etmediler. Çok kısa süre içerisinde Mondros Ateşkes Anlaşması'nın hükümlerini uygulamaya koydular. Bu hükümlerden birincisi, Osmanlı ordusu terhis edilecek, limanlarına, cephanesine, silahlıklarına el konulacak. Osmanlı ordusunun ya da Osmanlı sınırları içerisinde Osmanlı ordusunun kullanabileceği tüneller, limanlar tamamen itiraf devletlerine teslim edilecek. Ve bu anlaşmanın, yani Mondros Mütarekesi'nin iki önemli maddesinden biri ne diyordu? 7. maddesi, itiraf devletleri ihtiyaç duydukları herhangi bir noktayı ya da kendi güvenliklerini tehlikede gördükleri bir noktayı işgal edebilecek. 24. maddesinde ise doğuda bir Ermeni devleti kurmayı hayal eden diyorum. Çünkü amaçları orada bir Ermeni devletiydi ama buradaki planlarını hayale çeviren, yok eden, hüsranla sonuçlandıran bir Anadolu halkını burada belirtmek lazım. Yiğitliği, kahramanlığı belirtmek lazım. İşte bir Anadolu halkının müdahalesiyle burada bir Ermeni devletinin kurulması hayale dönüşmüştür. Hala bugün bile bunu gündeme getirmekte, bununla ilgili çalışma yapmaktadırlar. Hala bu hayali yaşamaya çalışmaktadırlar ama Anadolu 1000 yıldır Türktür ve bundan sonra da Türk kalacaktır inşallah. 24. madde Mondros'un Doğu Anadolu'da da bir devletçik meydana getirmeyi hedefliyor. Aslında netice itibariyle Osmanlı Devleti'ni parçalayan, Osmanlı Devleti'nin ortadan kalmaya çalışan bir anlaşma. O kadar ayrıntılı maddelere sahip ki itiraf devletleri Osmanlı Devleti'ne bir barış anlaşması teklif etmekten bile kendilerini imtina eylemişler. O yüzden Anadolu'daki milli mücadele başarılı olmaya başlayınca alelacele bir serv anlaşmasını hazırlayıp Osmanlı'nın önüne koymaya çalıştıkları da tarih tarafından, tarihi belgelerle her yönüyle sabittir, ortadadır. İşte bu süreç
Bu zorlu süreç, Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan bu süreç, Anadolu'da halkın kendi kaderini tayine itti, kendi kaderini tayin etmeye mecbur bıraktı. İşte bu dönemlerde Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra topraklarının işgal edilmesi, yani böyle söylenince havada kalmaması adına söyleyeyim. İlk olarak İngilizler Antep, Maraş, Urfa bölgesini, sonra Suriye Mukavemetnamesi ile bu bölgeye Fransızlar geldi. Musul coğrafyası İngilizler tarafından. Yine Karadeniz'de Samsun, Zonguldak gibi önemli maden yataklarının olduğu Doğu Karadeniz'de bir Rum devleti kurmayı da hayal eden İngilizler tarafından. Yine İstanbul ve çevresi İngilizler tarafından. Batı Anadolu Yunanlılar tarafından. Yine biraz Güney Batı Anadolu diyebileceğimiz Antalya ve civarı, Konya'ya kadar bölge İtalyanlar tarafından, Anadolu'nun yine Doğu Akdeniz bölgesinde Adana, Maraş, Antep, Urfa bölgesi, Suriye bölgesi Fransızlar tarafından işgal edildi. Osmanlı ordusu dağıldı. Peki Anadolu halkı ne yapmalı? Yani cephelerde savaşlar yaşanmış, bir sürü alanda kayıplar verilmiş. Değerli dostlar, bizim gözden kaçırdığımız bir nokta var. Tarihin satır araları derken aslında bu tarz şeyleri kastediyoruz. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na kadar, hatta Birinci Dünya Savaşı cepheleri de dahil olmak üzere size kısaca özetleyecek olursak son 50 yılda girdiği savaşları söyleyelim. Osmanlı Devleti 1856'da Kırım'da Ruslarla savaştı. Osmanlı Devleti 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Ruslarla savaştı. Osmanlı Devleti 1895'te Dömeke Meydan Savaşı'nda Yunanlılarla savaştı. Savaş 3 oldu. Sonra Osmanlı Devleti Trablusgarp'ta İtalyanların Trablusgarp'ı işgali sırasında onlarla savaştı. Sonra Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı ve 2. Balkan Savaşı'nda Avrupalı devletlerin desteklediği Balkan devletleriyle savaştı. Sonra Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girdi. Az önce de saydığımız Çanakkale, Kafkas, Kanal, Suriye, Irak, Yemen, Hicaz cephelerinde, Galicia cephelerinde savaştı. Ve 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi ile savaş nihayete erdi. Toplam 5 büyük savaşın her biri Osmanlı Devleti'ne çok büyük, ciddi manada ekonomik kayıplar verdirdi ve daha da önemlisi insan kaybı verdirdi. Düşünsenize, Balkan Savaşları'nda, sadece 1. Balkan Savaşı'nda verdiğimiz şehit sayısı 300 bin. Hepinizin bildiği üzere Çanakkale cephesinde verdiğimiz şehit sayısı 253 bin. Kafkaslar'da, Kanal'da, Suriye'de, Kürtülemere'de verdiğimiz şehit sayılarını da üst üste eklediğimizde Osmanlı Devleti'nin son 50 yılında neredeyse 50 yaşını görmeyen binlerce, yüz binlerce insanını cephelerde şehit verdi. Şimdi böyle bir durumda Osmanlı Devleti yıkılmış, tarih sahnesinden çekilmiş, yani fiilen ortadan kalkmış olduğu bir dönemde cephelerden çocuklarını bekleyen anneler çocuklarını karşılayamamış. Gelenler ise ya gözünü kaybetmiş, ya kulağını kaybetmiş, ya kolunu kaybetmiş, ya bacağını kaybetmiş. Yani Anadolu'nun her bir kapısında bir şehit, her bir hanesinde bir şehit var, her bir hanesinde bir gazi var. 1918'de, yani 30 Ekim 1918'de Mondros'u imzaladığımızda durumumuz bu. İçler acısı bir durumdayız. Çünkü yıllardır şehit vere vere geliyoruz. Her bir evden şehidimiz var. Hal böyleyken buna rağmen Anadolu halkı, Türk halkı Anadolu'da ezan susmasın, bayrak inmesin diye son bir hamleye kalkıştı. Ve bu hamleye kalkışta elbette Anadolu'nun çeşitli bölgelerine Osmanlı ordusu dağılınca İngilizlere ya da Fransızlara teslim olmak, yani itiraf devletlerine teslim olmak istemeyen subaylar, komutanlar Anadolu'ya yayıldılar. Ve Anadolu'da kendilerince küçük çete birlikleri meydana getirmeye başardılar. Yıldırım Ordular grup komutanı olarak en son vazifesini yapan Mustafa Kemal de Adana'da ordusunu teslim ederken, dikkat edin sevgili dostlar, satır arası bir bilgiden bahsediyorum. Ordusunun karşısına çıktı, teslim edeceği ordu şunu söyledi: eli silah tutanlar bizim de şehrimizin yakınında bulunduğu, içinde bulunduğu Toros bölgesinden, yani Suriye'den Anadolu'ya, Adana'ya doğru geçerken şu ifadeleri kullandı: eli silah tutanlar teslim olmasın, elindeki silahlarla beraber Anadolu'ya da yayılsın, gün gelecek bu memleketin kurtuluşu için sizlere ihtiyaç duyulacaktır dedi.
Adana'ya vardığında yüreği kan ağlayarak orduyu teslim ederken yaralı ve artık savaşamayacak duruma gelmiş olanları teslim ederek teslim etti İtilaf Devletleri'ne, oradan İstanbul'a geçti. İstanbul'a geçtiğinde Mustafa Kemal boş durmadı. Bakın tarihimizin o kadar çok önemli noktaları maalesef anlatılmıyor, maalesef geride kalıyor. Mustafa Kemal İstanbul'a gittiğinde silah arkadaşlarıyla bir araya geldi. Anadolu'nun yeniden ayağa kalkışı için neler yapılıp yapılamayacağı konusunda istişarelerde bulundu. Hatta her ne kadar bazen resmi tarihimizde yer almasa da biz bunu söylemekle mükellefiz. Sultan Vahdettin Han ile de bir araya gelip görüşmeler yaptı. Gayri resmi tarih diyebileceğimiz, hatıratlara dayalı olarak ifade edebileceğimiz bu süreç şöyle şekillendi. Sultan Vahdettin Han'la yaptığı görüşmede Mustafa Kemal'e Vahdettin Han şunu söyledi. Biz bu saatten sonra paşa Anadolu'ya gidip halkı ayağa kaldırıp tekrar bir milli mücadele, yeniden bir uyanışı yapmamız zor gözüküyor. İçinde bulunduğumuz durumu siz daha iyi bilmektesiniz. Bakın işte Marmara Denizi'nde İngiliz donanmaları namlularını Dolmabahçe'ye, Yıldız'a ve diğer saraylarımıza çevirmiş bir halde, bize karşı bizi tehdit eder haldeyken bizim buradan hareket etmemiz mümkün değildir. Ama size güveniyoruz. Sizler de gidip Anadolu'da bir milli uyanış meşalesi yakabilirsiniz ifadesini kullanmıştır. Nedenini söyleyecek olursak, daha detaylı anlatacak olursak, değerli dostlar, İngilizler tarafından işgal edilmiş olan İstanbul'dan Mustafa Kemal Paşa'nın rahatlıkla çıkması mümkün değildir. Hele ki Mustafa Kemal Paşa'yı Çanakkale'den tanımaktadırlar. Suriye cephesinden tanımaktadır İngilizler. Ama orada bir 9. Ordu müfettişliği görevi verilmiş. Doğu Karadeniz'de Türklerin elindeki cephaneler, silahlar alınıp Türklerin teskin edilmesi, sakinleştirilmesi amacıyla bir görev verilmiş. Hatta o dönem devletin içerisinde, hükümetin içerisinde İngiliz muhibi olan, İngilizlere yakınlığı ile bilinen bazı kişiler, bazı bakanlar Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçiş iznini padişahın onayına rağmen imzalamak istememişler. Hatta mühürledikleri, onayladıkları belgeyi de belirli belirsiz imzalamışlar, mühürlemişlerdir. Diğer taraftan Mustafa Kemal Paşa'nın Bandırma vapuru, tarihte anlatıldığı gibi dökük, parça, yıkık bir gemi de değil, saltanatın elindeki o günün şartlarında kullanabilecek en uygun gemilerden birisidir. Dolayısıyla tarihimizin satır aralarında gözden kaçırmayalım. Aslında bizim bilmemiz gereken Vahdettin Han da bizimdir, Mustafa Kemal Paşa da bizimdir. Anadolu'da İngiliz zulmü, İtalyan zulmü baskısı varken Anadolu'nun yeniden Türk halkının yeniden ayağa kalkması için bir mücadele başlatılmalı ve bu mücadelenin aklı başında ilerletebilmesi, yürütebilmesi için ortak hareket edilmesi gerekmektedir. İşte bu görüşmelerin neticesinde Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında, yani bu tarihten 4 gün önce, değerli dostlar lütfen buraya dikkat edelim. Anadolu'nun en önemli şehirlerinden İzmir 15 Mayıs 1919'da Yunan çizmeleri tarafından kirletilmiş, Hasan Tahsin ilk kurşunu sıkarak onlara dur demenin ilk mesajını vermişti. Yani olayı tek taraflı düşünmemek gerekiyor. Mustafa Kemal Anadolu'dan Anadolu'ya adımını attığında Anadolu'da her taraf kan ve gözyaşı içerisinde, Anadolu coğrafyası işgal altındaydı. Düşünebiliyor musunuz? 400 yıl boyunca size tabi olmuş Rumlar, Yunanlar sizlere karşı, bu sizin onlara karşı gösterdiğiniz bütün Ali Cenaplığa, bütün hoşgörüye rağmen sizin ilk düştüğünüz anda topraklarınızı işgal etmiş ve sizin güzelim şehirlerinizi, İslam beldelerinizi eline geçirmek için tarihi emellerini gerçekleştirmek, yeniden İstanbul'u, İzmir başta olmak üzere İstanbul'u ele geçirip Bizans İmparatorluğunu canlandırmak için hamle yapmış. Siz böyle bir süreçte Mustafa Kemal görevlendirildi mi, görevlendirilmedi mi mevzusunu tartışmak, inanın abesle iştigal bir durumdur. Vahdettin Han'ın da amacı bellidir, Mustafa Kemal'in de amacı bellidir. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a ilk geldiğinde, ilk ayak bastığında hemen kısa süre içerisinde halkın durumunu fark etti. Mustafa Kemal'in vazifesi 9. Ordu müfettişliğiydi. Anadolu'daki bu işgallere tepki gösteren Türklerin elindeki silahları toplama vazifesiydi. Görünürdeki vazife buydu. Mustafa Kemal hemen Samsun'da
yereldeki saygı gören kanaat önderi olmuş kişilerle görüşmeler yaptı. Yaptığı görüşmelerde anladı ki bölgedeki Rum çeteleri, satır arası dikkat edin, Rum çeteleri gündüz, aynı bugün de benzer şeyleri yaşıyoruz. Gündüz bir papaz, gündüz bir Rum esnaf gibi davranıp gece Türk kıyafetleri giyip Rum köylerini basıp Türkler Rumlara saldırıyor diyerek bir algı oluşturup İngilizlerin ve diğer itiraf devletlerinin dikkatini çekmek, aynı zamanda da kendi halklarından da kendilerine destek vermeyen, kardeşinaslık göstermiş Rumları da cezalandırmak adına gece olaylar tertip edip, bazen bunu Türk köylerine yapıp, Türk kıyafeti giyip Rum köylerine yapıp ortalığı velveleye vermek, karıştırmak ve orada bir Rum devleti kurmak istediklerini anladı Mustafa Kemal Paşa. Ve İngilizlerin orada kendisine rahat hareket etmesine fırsat vermeyeceğini bildiği için de hızlıca Amasya'ya geçti. Elbette size inkılap tarihi olarak bu süreci anlatacak değilim. Biz tekrar Cumhur mevzusuna dönecek olacak olursak, Cumhur mevzusunu konuşacak olursak, işte Mustafa Kemal burada Amasya'da bir genelge yayınlıyor. Önce Havza'da bir genelge yayınlıyor ama bizi ilgilendiren tarafı Amasya genelgesi. Ne diyor Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nin birinci maddesinde? Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bu bir durum tespitidir, değerli dostlar. Bir durum tespiti. Mustafa Kemal herkesin bildiği, padişahın da bildiği, köylerde, kentlerde, hatta mezralarda, en ucra köşelerde bile insanların bildiği bir ifadeyi iki tırnak arasında söyleyecek olursak izah ediyor. Diyor ki, ülkemizin bütünlüğü tehlikededir, vatanın bütünlüğü tehlikededir, milletimizin bağımsız tehlikededir. Bunu her yerde konuşabilirsiniz. Ama ikinci madde çok önemli bir mevzuyu gündeme getiriyor. Diyor ki, vatanın bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını, yine milletin azmi, yani çalışması ve kararı belirleyecektir. Düşünebiliyor musunuz? Mustafa Kemal, milli mücadelenin halk tarafından başlatılacağını ve yine bu başlatılıp başlatılmamak, yani milli mücadelede bağımsızlık için mücadele kararının başlatılıp başlatılmama kararını halkın vermesi gerektiğini dile getiriyor. Ve aldığı bu kararları diğer paşalarla beraber imzalatıp tüm yurt satında ilan ediyor, yabancı elçiliklere gönderiyor. Yine buradan geçtiği Erzurum Kongresi'nde de ne diyor? Milli güçleri etkin, milli iradeyi hakim kılmak mecburiyetindeyiz. Ne demek istiyor Mustafa Kemal? Anadolu'da oluşturulan, hani Yıldırım Ordular Grup Komutanı iken söylediği bir söz vardı ya, Anadolu'ya gidin, çeteler oluşturun. İşte bu çeteleri, milli mücadele taraftarı olan milli kuvvetleri etkin hale getirelim ve halkın egemenliğini de etkin hale getirelim. Erzurum Kongresi'nde Doğu Anadolu'dan katılan delegeler vardı. Halkın seçtiği, milli mücadeleye gönül vermiş kişilerin katıldığı bir kongre düzenlenmiş ve burada böyle bir karar alınmıştı. Ve bir temsil heyeti oluşturulmuştu, halkın gönderdiği temsil heyeti. Aslında değerli dostlar, Cumhuriyet'in ilanına basamak basamak geliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, vatanın muhafazası, müdafası ve özgür, bağımsız bir devletin inşası için kademe kademe halkıyla birlikte yürümeye karar vermiş ve bunu da akıllıca hamlelerle yerine getirmiş, yürütmüştür. Yine Mustafa Kemal Atatürk bu temsil heyetinin de hareketiyle, bu temsil heyetinin aldığı kararlar doğrultusunda daha önce Amasya Genelgesi'nde ilan ettiği üzere Sivas'ta ulusal tüm yurttan delegelerin katılabileceği bir kongre tertibine karar verdi ve Sivas'ta 4-9 Eylül arasında yapılan Sivas Kongresi düzenlendi. Sivas Kongresi'nde Anadolu'daki tüm milli dernekler birleştirildi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleşti. Yine temsil heyeti oluşturuldu. Yetkileri ve sınırlar genişletildi. Yine halkın gönderdiği delegeler tarafından belirlenen bir sistem kuruldu. Bu sistemle birlikte artık Anadolu'da milli mücadelenin savaş safhasına da geçilebilirdi. Anadolu'da bu hareketler devam ederken, yani Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi tertip edilirken, diğer taraftan İstanbul'da da İngilizler padişaha, yani Osmanlı padişahı ve halifesine karşı baskı yapıyor. Anadolu'daki milli uyanış hareketini durdurmak için her türlü yola başvuruyordu. Mustafa Kemal ve arkadaşları Ankara'ya gelip
İstanbul'daki Meclis-i Mebusa'nın, yani halk iradesini temsil edeceği meclisin açılması için her türlü gayreti sarf etti. Hatta İstanbul'daki paşalar, padişahın etrafında bulunan İstanbul hükümeti, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bu teklifini kabul edip İstanbul'da Meclis-i Mebusa'nın açılmasını onayladılar. Ve İstanbul'da açılan Meclis-i Mebusan yine Mustafa Kemal ve arkadaşlarının, silah arkadaşlarının Sivas Kongresi'nde ve daha sonra şekillenmiş olan Misak-ı Milli kararlarını kabul ettiği için 16 Mart 1920'de İtilaf Devletleri bu Meclis-i Mebusan'ı dağıttılar ve milletvekillerinin büyük bir bölümünü Malta'ya sürgüne gönderip bir bölümünü de İstanbul'daki zindanlarda işkencelere tabi tuttular. Bu bile kendisini modern Avrupa, demokrasi, insan hakları, adalet, eşitlik gibi kavramları savunduğunu iddia eden Avrupalıların ikiyüzlü davrandıklarının açık delili olarak ortaya çıkmış ve kendini göstermiştir. İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın dağıtılması artık Türk milletinin kendisine yeni bir mecra, yeni bir alanda temsil edilmesi için hamle yapmasını mecburi kılmıştı. İşte 16 Mart 1920'de İstanbul hükümetinin dağıtılıp, meclisin dağıtılıp, bakanların gözaltına alınıp işkenceye tabi tutulması, birçok milli düşüncedeki kişinin Malta'ya sürgüne gönderilmesi, Malta zindanlarda çürütülmeye mahkum edilmesi üzerine Gazi Mustafa Kemal, Atatürk ve silah arkadaşları yapılan bu vahşete sessiz kalamazlardı ve netice itibariyle 23 Nisan 1920'de Ankara'da, Anadolu'nun tam ortasında bağımsız bir meclisi, ilk meclisi açtılar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk halkını temsil eder sözüyle de Anadolu'daki milli mücadeleyi başlatmış oldular. Düşünebiliyor musunuz? Nereden nereye? Yok olmak üzere olan büyük savaşlarda şehitler vermiş, büyük savaşlarda gaziler vermiş. Artık yok oldu, Türkleri artık Anadolu'dan da atabiliriz. Geldikleri Orta Asya'ya sürgün edeceğiz diyen Avrupalılara ders verecek nitelikte bir birliktelik, bir ruh, bir yeniden uyanış, yeniden diriliş ruhu 23 Nisan 1920'de Ankara'da küçük bir binanın içerisinde ilan edildi. Önce Hacı Bayram Veli Camii'nde bir araya gelindi. Cuma namazı kılındı. Dualar eşliğinde meclise gidildi. Mecliste kurbanlar kesilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi ilan açıldı. Ve yeniden bu meclis Anadolu'da ey Türk evladı uyan, kendine gel ve ezan dinmesin, bayrak inmesin diye mücadeleni başlat. Aslında bütün mesele bu. Bütün halkın temsil edildiği bir meclis. Dünya tarihinin belki de en demokratik meclisi Ankara'da açıldı. Bu meclis elbette önemli görevleri üstlendi. Bu meclisin bir özelliği var. Değerli dostlar, bunu parantez içinde söylememiz lazım. Satır arası. Bu meclis hükümet sistemiyle yönetilen bir meclis. Yani Anadolu'nun her tarafından, bunun içerisinde toprak ağası var, köylü var, imam var, müftü var, asker var, doktor var, hatta çoban olan bile var. Yani toplumun her kademesinden insanımız orada kendi fikirlerini yansıtabiliyor, kendi düşüncelerini izah edebiliyor. Ortak bir kaygı var, vatan, tek bir kaygı var, bağımsızlık. İşte bu bağımsızlık aşkıyla kurulan bu meclis, meclis hükümet sistemiyle idare ediliyor. Ne demek meclis hükümet sistemi? Meclise seçilmiş olan milletvekillerinin Anadolu'nun her tarafında ve İstanbul'dan arta kalan, Anadolu'ya kaçabilen milletvekillerinden oluşan bu meclisin içerisinden bir temsil heyeti, bir hükümet oluşturulmalı. Oluşturuldu. Ve bu temsil heyetinin başkanı aynı zamanda meclis başkanlığı yapıp, hükümet başkanlığı yapıp ortak karar alma ve ortak hareket edebilme, hızlı hareket edebilme kararıyla oluşturuldu. Bu sistem kısa sürede karar almayı sağladığı için kabul edildi. Ve bu meclisle birlikte Anadolu'da milli mücadele resmen başladı. Birincinin önü, ikincinin önü, Kütahya, Eskişehir, Sakarya, Başkomutanlık Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz Savaşları bu meclisin içerisindeki kahraman milletvekillerinin emin, kararlı duruşlarıyla gerçekleşti. Bakın satır arası bir şey daha söyleyelim. Bu meclise gönderilen Maraş milletvekillerinden birisi de Aslan Bey'dir. Hatta birinci mecliste Aslan Bey'i çok göremediğini söyleyen Bolu milletvekili mecliste şunu söylemiştir. Bazı milletvekilleri arkadaşları mecliste göremiyoruz. Bunlar mecliste bulunmayacaklarsa milletvekillikleri düşürülsün denilmiştir. Buna cevabı Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal Paşa
şu şekilde vermiştir Bolu milletvekiline. Sayın vekilim, sayın milletvekili, bu meclis gazi bir meclistir. Bu meclisin içerisindeki her bir milletvekili aynı zamanda bir vatan evladıdır. Vatanı savunmak için mücadele eden bir kahramandır. İşte bahsettiğiniz Aslan Bey de Maraş milli mücadelesi için hayatını Maraş'ta kurşunlara siper etmekte, vatanı için mücadele etmektedir. Dolayısıyla bizim Aslan Bey'e Maraş'ta ihtiyacımız vardır demiştir. Ve burada hem milletvekili, hem bir savaş kahramanı, hem bir Kuvayi Milliye lideri olarak bulunmuşlardır. Dolayısıyla Gazi Meclis'in bu faaliyetleri elbette milli mücadeleyi gerçekleştirmiş, başarıyla sonuçlandırmıştır. Bir süre sonra değerli dostlar, savaşı kazandıktan sonra İtilaf Devletleri, daha doğrusu İngilizler bizimle barış anlaşması yapmaya mecbur kalmışlardır. Bu süreçte hatırlatmakta fayda vardır. Neden Cumhuriyet ilan edildi? Cumhuriyeti neden ilan ediyoruz? İşte şimdi asıl nokta şurası. Birinci Meclis milli mücadeleyi kazandıktan sonra, yani savaşı kazandıktan sonra İtilaf Devletleri ile barış görüşmelerine başlama kararı aldı. Ve bu ilk meclisin yorgun olması ve yıpranmış olmasından dolayı seçimler yenilendi ve yeni bir meclis meydana getirildi. Bu meclis Mustafa Kemal önderliğinde İtilaf Devletleri ile barış görüşmelerine başladığında 3 Kasım 1922'de barış görüşmelerine başladığında İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini birbirine düşürmek, savaşta kaybettiklerini masa başında kazanmak amacıyla bazı hamleler yaptı. Sözün birini söyleyip birini geride bırakıyoruz. Malum haliniz geniş bir tarihi süreç. Aslında bizim milli mücadele döneminde, yani o savaşlar sürecinde şöyle bir durum yaşamıştık. İtilaf devletleri Yunanlılara zaman kazandırmak amacıyla sözde bir barış konferansı tertip etmiş, Londra'da bir Londra Barış Konferansı tertip etmişlerdi. Bu konferansa hem Anadolu'dan, Anadolu hükümetinden hem de İstanbul hükümetinden davetliler çağırmışlar ve orada Türkler arasında ikililik çıkarmak istemişlerdi. Ama İstanbul'dan giden heyet, biz Anadolu'da size karşı bir mücadele vermediğimiz için bizim söyleyecek bir sözümüz yok. Aslında sizinle konuşacak olan, eşit şartlarda haklarını savunacak olan Anadolu hükümetinin temsilcileridir diyerek İtilaf Devletleri'nin planını suya düşürmüşlerdi. Aynı şekilde Lozan Konferansı öncesinde de İtilaf Devletleri aynı sinsi taktiklerini, yeniden tezgahlarını piyasaya sürdüler. Ve Lozan Konferansı'na İstanbul'dan da heyet gelmesini teklif edince Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırdı. Ve 3 Kasım'da Lozan'a giden Türk heyeti tek bir heyet olarak İtilaf Devletleri'nin karşısına çıktı. Lozan görüşmeleri boyunca Osmanlı Devleti'nin devamı olduğumuzu, Osmanlı'dan kalan borçları, kapitülasyonları, bizde de yeni kurulan Türkiye Devleti'nde de uygulamak istediklerini her fırsatta dile getiren İtilaf Devletleri'ne karşı, özellikle İngilizlere karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Ankara'daki yeni Türk Devleti, hayır, biz Osmanlı Devleti'nin devamı değil, bağımsız yeni bir devletiz tezini savundu. Buna mecbur idik. Neden? Çünkü İtilaf Devletleri, eğer yeni devleti, yeni devlet olarak söylemesek, Osmanlı'nın devamı olduğumuzu iddia etmiş olsaydık, Osmanlı'dan kalan Bulgaristan'a, Yunanistan'a harcanmış ya da Suriye'ye ya da Irak'a harcanmış borçları bile bizden tahsil etmek için ellerinden gelen her türlü yola başvuracaklardı. Dolayısıyla hem dünyada yeni kurulmuş Türk Devleti'nin rejimini ilan etmek, hem meclis hükümet sisteminin doğurduğu aksaklıkları ortadan kaldırıp kabine sistemine geçmek, hem de yeni kurulan Türk Devleti bir saltanat devleti midir, bir meşrutiyet devleti midir, bir cumhuriyet devleti midir, bunu ilan etmek, bunu açıklığa çıkarmak, bunu anlaşılır kılmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Devleti kendisini bir rejim olarak ifade edebilmek amacıyla 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etmiştir ve yeni devletin rejimi Cumhuriyettir ifadesini tüm dünyaya izah eylemiştir. Peki Cumhuriyet bir anda mı oldu? Yani bazen sosyal medya hesaplarımızdan görüyoruz.
sosyal medya hesaplarımızdan görüyoruz. Bu bir gecede bir anda meydana gelmiş, bir gecede totaliter bir rejim kararı alınmış bir hamle midir? Hayır. Aslında Cumhuriyet rejimine geçileceği ya da yeni Türk Devleti'nin Cumhuriyet olacağı ile ilgili karar, dedim ya, Amasya genelgesinin ikinci maddesinde vatanın bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını, yine milletin azmi ve kararı belirleyecektir ifadesinden anlaşılmaktaydı. Ya da Erzurum Kongresi'nde milli kuvvetleri etken, ulusal iradeyi egemen kılmak elzemdir ifadesinden anlaşılmaktaydı. Bunları da geçtik. Mustafa Kemal'e 10 Eylül 1923'te yeni Türk Devleti'nin rejimi ne olacaktır diye soran Fransız gazeteciye, Mustafa Kemal elbette halk iradesine dayalı bir yönetim şekli olacaktır diyerek, tam 49 gün öncesinde Cumhuriyet'in ilan edileceğini tüm dünyaya izah eylemişti. Hatta bu hükümet bunalımının yaşandığı bir süreçte Çankaya'da toplantı düzenlemiş Mustafa Kemal. Tüm dönemin ileri gelenlerini çağırmış, yani bakan seviyesinde silah arkadaşlarını çağırmış, onlarla konuşmuş ve en nihayetinde Türk milletin karakterine uygun olan yönetim tarzının Cumhuriyet olduğunu ilan etmiş, izah eylemiş. Orada da herkes hemfikir olunca, o zaman arkadaşlar yarın Cumhuriyet'i ilan ediyoruz demiştir. Cumhuriyet'in ilan süreci budur. Peki Cumhuriyet bu ülkede neyi getirmiştir? Cumhuriyet toplumumuzun her kademesinde, bugün tekrar söylüyorum, sosyal medyada çok rahatlıkla kendi fikirlerimizi söyleyebiliyoruz. Kendimizi izah edebiliyoruz, değil mi? Fikir özgürlüğünü getirmiştir. Cumhuriyet neyi getirmiştir? Avrupa'da bile birçok toplumdan, birçok milletten önce kadınlara toplum hayatında yer edinmeyi getirmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Senem Ayşe'yi hatırlayın. Maraş Milli Mücadelesi'nin kahraman kadını. Nene Hatun'u hatırlayın. Doğu cephesinde ve daha önce Rus Savaşı'nda vatanını savunmuş Nene Hatun. Senem Ayşe, öbür taraftan Şerife Bacı. Düşünün. Onbaşı Nezahat. Düşünün. Bu milli mücadele kadın, milli mücadelede bulunmuş, vatanını savunmuş Şerife Bacı'yı düşünün. Bu kadınların, düşünün, devlet kurtarılmasında varlar ama devletin imkanlarını kullanmaya geldiğinde, yani siyasi haklara geldiğinde, çalışma hakkına geldiğinde, eğitim hakkına geldiğinde istenilen ölçüde yararlanamadıklarını düşünün. İşte Cumhuriyet, Cumhuriyeti kuran kadınlara ve onların torunlarına kadın haklarını sağlayan bir sistemdir. Adaleti sağlamıştır. Nedir? Adliye binalarımızda ne yazar? Adalet mülkün temelidir der. Yani adalet, insan hakları ve toplumsal manada eşitliği sağlayan bir sistemdir Cumhuriyet. İnsanca yaşamanın, insani fikirlerin izahıdır. Ve bu bizim karakterimizde vardır. Yani en baştan beri izah ettiğimiz üzere, ilk Türk devletlerinden bu zamana Türkler bağımsızlığına düşkün bir toplumdur. Ve ifade etmesi gereken özgür ifadesini, özgür düşünceleri ifade edebileceği bir sistem Türk milletinin karakterine uygundur. Dolayısıyla Cumhuriyet'in ilanı toplumumuzun modern bir yapıya kavuşmasını, Avrupa'daki batı, hep anlatıla gelen batı gelişmişliğinin önünü açan, bakın medeniyette bizden üstündür demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Bizim kültürümüz, medeniyetimiz köklü bir kültürdür. Avrupa kültüründen üstündür, iyidir. Fakat dünya standartlarında, tüm dünya çapında kabul edilebilir bir yaşam, kabul edilebilir bir düzeni sağlayabilmek, gerçek manada kültürümüzü gün yüzüne çıkabilmek adına Cumhuriyet bize imkanlar sağlamıştır. Değerli dostlar, Cumhuriyet'in ilanı bu coğrafyada kan ve gözyaşı üzerine vatan savunması veren kahraman Anadolu halkının isteği ve talebi ve neticesinde ortaya çıkmıştır. O yüzden Cumhuriyet bir bayramdır. O yüzden Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılını kutlamaktayız. Cumhuriyet'in ilanının ve bir bayram olarak kutlamaktayız. Cumhuriyete sahip olmak, elbette Cumhuriyeti korumak, insani değerleri korumak adına önemlidir. Bu yüzden tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor. Nice 95. yıllarını görmeyi, bu coğrafyada insanca yaşama hakkını muhafaza etmeyi Rabbimin tüm insanlığımıza, tüm milletimize nasip etmesini arzu ediyor, diliyoruz. Tarihin satır aralarında bir sonraki programda görüşmek üzere.
Hepiniz esenle kalın diyoruz efendim.